Herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Normalde tek başıma yapıyorum ama bugün 4 kişiyle bir podcast yapmaya karar verdim. Bu bağlamda da Sabancı Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi öğrencileri olarak böyle Türkiye'deki ve globaldeki salgın yönetimi ne durumda, nasıl olmalı konuşmak istedik genel olarak. Önce arkadaşlarımızı tanıtalım. Yanımda Elif var, Emine Şevval ve Yunus Berkay. Doğan'la beraberim. Bu bağlamda önce Şevval başlayacak. Daha sonra Berkay devam edecek. Daha sonra Elif ve daha sonra da ben olarak devam edecek. O yüzden Şevval istersen sen başla. Tamamdır. Tanıtımın için teşekkürler. Girizgahın için. Şöyle başlayabiliriz aslında. Ya salgın yönetiminden çok biraz daha şu anda da daha gündem olan aşı yönetimi üstüne konuşmak istiyorum aslında ben. Arkadaşlarım da sanırım öyle yapacak. Yani bu durumda tabii ki de aşı şeyinde, bu aşı meselesinde daha çok şey öne çıktı. Devletlerin nelere muktedir olabildiği diyeyim. Yani devletlerin neyi yapıp neyi yapamadıkları ve kapasiteleri çok önem arz etmeye başladı. Özellikle bizim ülkemizde de öyle. Devletin asıl görevini icra edememesi gibi bir durum oluştu aslında. Yani böyle bir durumda ne yapmamız gerekir diye bunun üstünde konuşacağız aslında genel olarak. Yani benim durduğum taraf şu anda bu konunun niye devlet elinde olması gerektiği. Çünkü devletin büyük bir merkezi ağı var ve ona benzer başka hiçbir kuvvet yok. Bu ölçüde bir merkezi coverage olarak bu ölçülere ulaşabilen başka bir yapı yok. Bundan dolayı devletin yine elinde tutması ve devletin yapamadığı durumda, yani şu anki durumda, halkın da buna ses çıkarıp devleti buna zorlaması lazım. Çünkü aslında devlet, hani bu sosyal anlaşmada devletin yeri bu aslında. Yani devlet burada temel asli görevi olan vatandaşların koruma görevini icra edemiyor oluyor. Öyle bir durumumuz var. Ben buradan Berkay'a bağlanıyorum. Berkay. Evet, herkese merhaba. Ben de tabii Emine'ye katılıyorum. Şimdi devletlerin kesinlikle aşı ve salgın yönetiminde inisiyatifleri eline alması gerektiğini ve maksimum gücünü kullanarak, tabii bu ağını kullanarak, merkeziyetçi gücünü kullanarak salgını yönetmesinin en doğru uygulama biçimi olduğunu düşünüyorum. Çünkü hali hazırda bugün gerek global anlamda gerek de Türkiye anlamında düşünürsek eşitsizliklerin, sınıf ayrımının, adaletsizliklerin had safhada yaşandığını gördüğümüzde, yani bunun devletler kontrolünde, devletler eliyle doğru biçimde yönetebileceğini düşünüyorum. Tabii bu olması gereken ama bir de olabilecek, yani olması gereken bu ama ne kadar olabilir, olasılığı ne, bu yönden incelememiz lazım. Çünkü halihazırda devletlerin yönetmesinin doğru olduğunu düşünsek de devletler bunları yönetebiliyor mu? Devletlerin kapasitesi potansiyel olarak var ama ne kadar hayata geçebiliyor? Devletler ne kadar adil davranabiliyor? Devletler sınıf eşitsizliğini, ayrılıkları, sınıf ayrılıklarını ne kadar ortadan kaldırabiliyor? Bunlar büyük bir soru işareti. O yüzden ben açıkçası sadece devlet nezdinde değil de özel sektör, özel sektöre ek olarak tabii burada sivil toplum kuruluşları, daha özel çalışabilecek kurumlar burada devreye girmeli diye düşünüyorum. Çünkü her devletin kendince kapasitesi var ama devletlerin bu kapasitelerini hayata geçirmelerinin tam anlamıyla gerçekleşmediğini, bunları tam anlamıyla adil bir şekilde uygulayamadıklarını, ki zaten sorunun da burada başladığını düşünüyorum. Benim genel anlamda fikirlerim bu şey. Merhaba herkese. Ben de hani iki arkadaşımızın bahsettiği açının da aslında ikisinin de genel anlamda doğru baktığını düşünüyorum. Fakat Yunus'a şu konuda katılıyorum. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti'ne baktığımızda devletin bu operasyonu rahat bir şekilde yürütemediğini görüyoruz. Hani bunun ekonomik ve politik açıdan, yani iki taraflı olduğunu düşünüyorum. Ondan dolayı gerçekten hani aşının parayla satılması ve bunun sonucunda devletin ekonomik açıdan gücünü arttırarak siyasi açıdan da bu şekilde gücünü arttırarak bu aşı meselesini daha rahat bir şekilde çözümleyebileceğini düşünüyorum. Buna ek olarak
Yani bu operasyonlarda hani Türkiye Cumhuriyeti dediğimiz gibi hani merkeziyetçi bakış açısına sahip bir ülke. Hani diğer Amerika gibi daha federal bir yapıya sahip değil ya da işte hani yerel yönetime fazla güç akseden bir yapıya sahip değil. Yani bunun bence şu anki hani büyük ya sonuçta hani Türkiye'ye baktığımızda popülasyon açısından 85 milyon insandan bahsediyoruz ve bu çok geniş çaplı bir organizasyon isteyen, hani bu aşı dağıtımı için organizasyon gerektiren bir yapı. Bu operasyonların rahat bir şekilde yürütülebilmesi için yerel faktörlerden ve özellikle özel sektörden de yardım alınması gerektiğini düşünüyorum. Fakat bunun yine devlet önceliğiyle olması gerektiğini düşünüyorum. Devlet önceliğiyle olmasının gerektiğini düşünmemin sebebi ise sonuçta herkesin bu aşılara, hizmetlere ulaşabilmesi için. Yani ben Ali'ye sözü bırakıyorum. Bu arada kanala dahil olduğum için de çok sevindim. Bunu da belirtmek istedim. Teşekkür ederim, sağ ol. Şimdi ben hani hem herkesin söylediğini biraz toparlamak açısından hem de herkesin söylediğinde belirli katıldığım noktalar var, katılmadığım noktalar var. Yani biraz onlarda da konuyu açmak açısından hani hem Berkay hem de Şevval tarafından iki ayrı uçta değerlendirildiğini düşünüyorum. Çünkü aslında bir bağlamda işi yani bu aşı dağıtımı ve salgın sürecinin kontrolünü tamamen devlete delege etmekle tamamen özel sektöre veya sivil topluma delege etmek bence Türkiye şartlarında karşılığı olmayan şeyler. Halbuki kısmen kendi ekonomik özgürlükleri olan yerel yönetimlere, hani Elif'in de söylediği gibi biraz daha güç verilse, belki kanun yollarıyla, belki ekonomik destek paketleriyle, direkt ihtiyaca karşılık gelen ve daha STK'larla ya da işte benzeri işte vakıflarla vesaire dirsek temasında olan daha iyi bir hizmet anlayışı sunulabilir. Ama bir anlamda da Berkay'ın söylediğine şöyle katılıyorum. Şu an olması gerekenden çok biraz bazı eylemlerin alınması gerekiyor ve devletin salgın yönetimini şu an kötü buluyorum, kalitesiz buluyorum. Bu bağlamda belki parası olan insanların alması politikasını da destekleyebilirim ama bunun işte Şevval'in de dediği gibi ne kadar kavurucu olur, bu ne kadar gerçeklere tekabül eder, o konuda pek emin olamadım şahsen. Yani hepinizin söylediğinde haklılık noktaları buluyorum. Ama işin bence daha orta gelir grubu ve yerel yönetimlerde çözülmesi gerektiğini düşünüyorum şahsen. Ama mesela Şevval'in daha devlete rol biçtiği bir şey var. Belki istersen biraz daha bunu açıklayabilirsen hani tartışalım bunu üzerine. Şöyle ki her türlü bir aksiyon alınması gerekiyor. Hepimiz hemfikiriz devletin kötü yönettiğiyle ilgili. Yani bu durumda aksiyon devlet tarafından alınmalı. Çünkü kötü yöneten ve aslında yönetmesi gereken devlet. Yani benim noktam aslında bu. Sonuçta her türlü bir efor sarf edilecek. Bu eforu devletin sarf etmesi gerektiğini düşünüyorum. Kısa dönemli bir hani biz kısa dönemde bunun etkilerini görüyoruz ama uzun dönemde de bu önem taşıyacak bir konu. Yani şu anda bu sorunu bu şekilde halledebiliriz belki ya da bilmiyorum bir nebze halledilebilir belki ama sonrası için bu büyük bir sorun haline gelecek. Yani bu ilk pandemi değil son pandemi de olmayacak büyük ihtimalle ya da başka bir felaket geldiğinde yine aynı şekilde hadi bu sefer de özele verelim. Genel bir yapı değişikliği olması lazım devlette. Özellikle Türkiye özelinde düşünürsek. Yani bundan dolayı bence devletin artık kendi şeyini toplaması lazım diye düşünüyorum. Ali sana burada sözü bırakıyorum. Ben sadece şeyi sormak istiyorum. Aslında senin dediğin hani hem uzun vadede hem kısa vadede bu işin çözümüyle alakalı devleti güçlendirmek demek. Yani bu işi devlete vermek demek. Aslında devletin etki alanını da genişletmek demek. Ama bu bağlamda şunu ben öngöremiyorum. Yani şu anki hıfzı sığa kanunu söylenene göre yetersiz işte 1930'lardan kalma olduğu için. Şu an sürekli üstünde yama yapıla yapıla devam ediyor. Bu anlamda mesela hıfzı sığa kanunun 2021'de düzeltildiğini varsayalım. Ama bu da gelecek partilerin veya şu anki partinin günlük hayata müdahale etme şansını çok arttıracağı için ben bunun da burada politize olabilecek tehlikeli bir materyal olduğunu düşünüyorum. O yüzden devlete bu kadar rol vermek aynı zamanda güç vermek anlamına da geliyor. Önce Berkay'a söz vereyim, ona Şevval'e devam edelim. Esasında şöyle yani sosyal devlet anlayışı çerçevesinde düşünürsek devletin rol alması tabii ki de iyi. Ancak bugün Türkiye'nin ya da dünyadaki herhangi bir ülkenin uzun vadede düşünecek vakti olmadığını düşünüyorum ben. Yani şu an yaşadığımız, geçmiş olduğumuz süreç öyle sıradan
işte uzun vadeli düşünelim, kanunları yapalım, biz 20 yıl sonra bir pandemi daha çıkarsa ya da bu pandemi bitmezse şöyle davranırız diye çok fazla uzun vadeli düşünebileceğimiz bir olay değil. Elbette ki siyasette, politikada her şeyin uzun vadeli bir sonucunun göz önünde bulundurup politika yapılması lazım. Ama şu anda yangın var, insanlar yanıyorlar, ateşin içindeler, açlık var, ekonomik durgunluk var, insanlar iş yerine gidemiyorlar, insanlar kepenklerini kapatmışlar, insanlar uzun süreler boyunca evlerindeler. Psikolojik ve ekonomik açıdan büyük bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Burada eğer özel sektör aşıyı, aşı yönetimini, aşı teminini, bakın aşı temini kısmı gerçekten önemli bir kısım çünkü sorun sadece aşının dağıtılması değil, devletin siyasi anlamda aşıyı temin edebilme sıkıntısı da var. Burada yani yerel yönetimlerde de farklı siyasi faktörler devreye girebilir, çatışmalar olabilir. İş siyasi oy toplama, rant elde etmeye dönebilir. Yani özel sektöre bırakırsanız, özel sektör günün sonunda, evet yani bunun konuda ekonomik bir çıkar var ama özel sektör zarar etmek istemeyecektir. Eğer bunu iyi bir şekilde yönetirse, devlet de özel sektörü ufak ufak denetlerse, yani bunu suistimal edilmeyecek şekilde denetlerse biz bu yangını söndürebiliriz. Çünkü şu an dediğim gibi yani insanların sorunu ne? Bu durumu olmayan orta gelir, alt gelir sınıfının şu an en büyük sorunu ne? En büyük sıkıntısı ne dediğiniz zaman insanlar kepenk açmak isteyecektir. Bunun yolu da devletin yükünü azaltmaktan geçer. Devletin yükünü de aşıyı eğer biz paralı bir şekilde özel sektör eliyle belli bir nüfusa sağlayabilirsek, geri kalan nüfusu da devletin yükü azaltmış bir şekilde parasız olarak alması mümkün olacaktır diye düşünüyorum. Ben devam edeyim. İkinize ayrı ayrı cevap vermek istiyorum şu anda. Ali, senin dediğin gibi devletin daha fazla güç kazanması gibi bir durum bence şu anki durumda eğer özel sektöre hak verilirse olacak. Onu da nasıl düşündüğümü açıklayayım. Şöyle bir şey var. Zaten şu anda Türkiye'de devlet belli bir miktarda güce sahip. Bu güç, şu andaki hükümetin gücü temel olarak aslında sorumsuzluğundan geliyor. Yani yaptığı herhangi bir harekette bunun sonucunun olmayacağını bildikleri için aslında bu kadar güç kazandılar diye düşünüyorum şu andaki durumda. Yani bu durumda yine açıkça başarısız oldukları bir şeydi ve ayrıca yani kendi başarısızlıklarından dolayı insanların hayatının tehdit edildiği bir durumda, şu anki durumda. Eğer biz hadi siz beceremediniz, biz gidelim özel sektöre bunun sorumluluğunu verelim dersek bu sorumsuzluğu beslemiş olacağız yine. Yani devlet artık ben ne yaparsam yapayım, zaten kimse beni yargılamayacak, rahatlığıyla davranacak ve bu aslında onlara daha çok güç verecek. Gördüğümüz gibi seçimlerde de bunun karşılığını bir şekilde alabiliyorlar. Çünkü şu ana kadar olsa olurdu bu tarz bir şey zaten, hani eğer onların gitme durumu olsa. Yani ondan dolayı aslında tam tersini düşünüyorum senin yaptığın şeyde. Yani devleti sadece vergi toplayan ve o vergilerin nereye gittiğini açıklamayan bir kurum haline getirmiş olacağız. Bu durumda daha da şu anki durumu beslemiş olacağız diye düşünüyorum. Ve bence daha da diktatör bir şeye geçecek. Berkay, senin dediğinde de şöyle bir şeyim var. Yani evet, acil bir durum. Kısa vadede çözüm bulunmalı, tamam. Ama bu durumda yani şöyle bir şey var. Zaten bu aşı geldiği zaman, eğer özellikle özel sektöre geldiği zaman, bu arada Türkiye'nin sağlık sistemi bayağı devlet elinde aslında şu anda, yani genel olarak devlet elinde. Özel sektörde şöyle bir hani rekabetten doğacak bir fiyat farklılığı ortaya çıkacak. Bundan dolayı fiyatlar yükselecek çünkü çok fazla talep olacak. Ve fiyatların yükselmesi de zaten hali hazırda şu anda evden çalışma imkanı olan kişilere aşı sağlayacak aslında. Bu insanlar zaten evden çalışıyor. Zaten dışarı çıkmayan kesim. Ortanın da üstü kesim ancak aşı olabilecek. Bu da bence pek bir etki yaratmayacak. Sosyal eşitsizliği daha da beslemek dışında. Bundan dolayı kısa vadede de aslında bence beklediğimiz etkiyi yaratmayacak bu durum. Öyle diyeyim Elif'e buradan. Aynen, ben Emine'ye o konuda katılıyorum. Devlet sorumluluğu almak zorunda. Çünkü biz onlara o sorumluluğu başından vermişiz ve bunu başarabilmeleri gerekiyor. Yani bunun sonunda onlara bu sorumluluğu kaldırabileceklerini bize göstermeleri lazım. Yani bu onların görevi, en büyük görevi bence o zaten.
Dediği gibi aynen zaten sağlık sektörü büyük oranda devletin elinde denilebilir. Tabii yine özel sektörün de çok önemli avantajları var. Kıyasladığımızda hani yine büyük çapta etkisi var. Ama hani aşı açısından baktığımızda devletin acilen hani yani bunu özel sektörle de yapabilir ya da yerel yönetimle de yapabilir. Yani bir şekilde aşı stoğunu elde etmesi ve bunu dağıtması gerekiyor. Yunus'un bahsettiği gibi kısa vadeli çözüm için özel sektöre başvurarak gerçekleştirmemiz uzun vadede Emine'nin bahsettiği gibi daha büyük sorunları yol açabilir, eşitsizlik sağlayabilir ve insanların yani her bir bireyin ulaşmasını daha zorlaştırabilir. Belki şu an sadece devlet aşıdan sorumlu. Onun sonucunda hani eninde sonunda aşı sağlanacak bir nevi herkese. Yani çok uzun bir süreç olabilir bu. Ama eğer özel sektöre daha büyük bir pay verilirse bu dağılımın daha da zor ve ulaşılamaz şekilde gerçekleşmesine sebep olabilir diye düşünüyorum. Eklemek isteyen varsa aynen Yunus devam edebilir. Şimdi şöyle şunu belirtmek istiyorum. Özel sektöre verdiğiniz zaman orta üst sınıf ya da evden çalışan sınıfın sadece aşıya ulaşması bana göre bir sorun değil. Çünkü siz burada bunu yaptığınız zaman devletin aslında yükünü azaltmış oluyorsunuz. Şu an devletin önünde bir liste olduğunu farz edelim. Ve bu listede aşılanacak kişi sayısı farz ediyorum ki 40 milyon kişi ise bunların 10 milyonu, 5 milyonu farazi söylüyorum kendi parasıyla aşı aldığı zaman devletin artık 40 milyon değil de 30 milyon, 35 milyon aşılayacak vatandaşı kalır. Bu da devletin yükünün azalmasına neden olur. Yani esasında burada özel sektöre verilen aşı herkesin satın alması için değil. Bu zaten piyasanın dinamiklerine bırakılır. Orada arz talep meselesine göre aşının fiyatı artar, azalır. Farklı aşının fiyatı farklı olur. Ama herkesin kendi cebindeki parasıyla kendi araştırıp alacağı bir durum oluşacağı için, böyle bir tablo ortaya çıkacağı için ben bunun sadece devletin yükünü azaltacağını düşünüyorum. Yani sosyal eşitsizlikler konusuna gelince yani açıkçası sosyal eşitsizlikler konusunda o kadar vahim bir tablo var ki şu anda sosyal eşitsizliklerin içine girmek bu acil tablo içerisinde, acil pencere içerisinde yani en realiteden uzak çözüm yolu diye düşünüyorum. Yani çözümsüzlük yolu gibi bir şey olur bu. Evet ben de istiyorum sosyal eşitlik olsun, herkes devlet eliyle alsın yani hiç kimse buna para ödemesin ama günün sonunda baktığımızda burada aşıyı temin edememe gibi bir sorun varken sosyal eşitsizliği konuşmaya bence vakit bile kalmıyor. Yani şu anda iktidar aşıyı temin edemiyor. Yani bir numaralı sorunumuz bu. Aşı yok. O yüzden aşı dağıtımından önce bize aşıyı getirecek bir çözüm lazım. Ben de bunun özel sektörle çözülebilecekse yani bu tabloda özel sektörün isteği olduğunu düşünüyorum. Böyle bir haberler gördük özel sektörün ilgisi olduğunu. Eğer özel sektör bunu çözebiliyorsa çözmeli ve bu soruna bir an önce el atmalı diye düşünüyorum. Orada şöyle bir durum var. Özel sektör buna çok istekli olur mu emin değilim. Ama yani şu andaki sosyal eşitsizlik durumu çok vahim. Ve çok da acil bir konu aslında. Yani kısa vadede aslında şey yapılması gereken bir konu. Yani böyle bir durumda sosyal eşitsizliği daha da arttırmak uzun vadede de değil, kısa vadede de büyük sorunlara sebep olacak. Bir de ayrıca şöyle bir durum var. Devletin operasyon kısmında da şöyle bir durum var. Devletin yükünü azaltır diyoruz evet ama mesela birkaç tane haber çıktı şeyle ilgili. İşte birkaç milyon Pfizer aşısı çöpe atıldı. Çünkü insanlar işte randevularına gelmedi gibi bir şey oldu. Yani senin dediğin durum da aslında çok büyük bir organizasyon gerektiriyor. Mesela herkes aşı olduğunu bir yerden bildirmek zorunda bu durumda. Yani aşı olan, özel sektörden aşı olan herkes bir yerden bunu bildirmek zorunda ki devlet onlara ayrıca randevu ayarlamasın. Böyle bir durum da var. Çünkü mesela gördüğümüz kadarıyla, o haberden gördüğümüz kadarıyla aşıya gelmediği zaman insanlar o aşılar çöp oluyor. Yani bu da aslında sıkıntılı bir durum. Devletin involvement olacak işin içinde ve devletin olduğu durumda zaten yine bir yerde bir tekleme olacak. Yani özel sektör aşıyı dağıtsa bile onu bildirilmesi doğru yapılmadığı sürece o aşılar çöp olacak zaten. Devlet onlara hali hazırda bir slot ayırdığı için. Yani dediğim gibi senin söylediğin çözümün uygulanması da
çok efficient bir şekilde olacağını sanmıyorum ben. Ayrıca dediğim gibi sosyal eşitsizlik hali hazırda çok acil ve kötü bir durumdayken bunu daha da arttırmak bence kimseye yarar sağlamayacak. Ben burada bir araya girmek istiyorum. Şimdi yani hepinizin söylediklerini hem toparlamak açısından hem de daha iyi anlamak açısından aslında ikinizin de söylemleri iki tane aks üzerinde gidiyor benim anladığım kadarıyla. Bir tanesi sosyal eşitsizlik mevzusu, bir tanesi de yani mevcut ekonomik durgunluğa karşı insanların ne yapabileceği ile alakalı. Yani daha deminki kısımda dediğim gibi yani bu işin ben yine özel sektörle devlet makası arasında bir yerde çözülmesi gerektiğine inanıyorum. Yani belki daha soyut bir yön ekleyeyim yani konuşmayı açmak açısından. Şimdi Türkiye her şeye ve her şeye rağmen hala bir demokrasi olduğu için sosyal eşitsizliği ve gelir eşitsizliğini bu kadar göz ardı edebileceğimizi düşünmüyorum. Çünkü bir bağlamda bu insanlar seçmen. Yani ve bu bağlamda da bu insanların duyduğu rahatsızlıkları işte bunu zaten devlet mi yapsın, şöyle mi yapsın diye göz ardı edildiğini düşünüyorum. Yani bir anlamda bu insanların vatandaş olduğu gerçeğiyle acaba orta yollu nasıl bir şey bulunabilir diye bir belki çözüm yoluna gidilebilir. Ama burada belki şunu da göz ardı etmemek lazım. Şu anki hükümetin ve belki Türkiye'nin kendisinin de bir kredibilite sorunu var. Yani mesela aşının tedarik kısmından bahsetti Berkay. Bence önemli bir nokta. Çünkü Türkiye aşıyı bugün evet ekonomik sebepler de buna accountable bir ülke olmadığı için ona güvenmek kolay olmadığı için bu anlamda tedarik edemiyor olduğu gerçeği de aşikar. Aynı yani Avrupa'yla da aynı sorunları yaşıyoruz. Yani bu bağlamda ben Türkiye'nin belki de önce ve daha da belki kolay yani bir reformlarla, tabii sahici reformlarla demokrasisini güçlendirmesi gerektiğini düşünüyorum ki en azından talep ettiğimiz aşı, salgın yardımları, belki alabileceğimiz krediler konusunda dünyaya daha transparan, daha şeffaf bir portre çizelim ki insanlar da en azından bizim salgın yönetimimizin iyi veya kötü olduğu konusunda karar versinler. Çünkü aksi olduğu durumda işte şu an kötü yönetilmenin üstüne bir de hesap verilememezlik ekleniyor ve ikinizin de aslında bahsettiği sıkıntılar üzerine toplum politize olmaya, gerilmeye ve marjinalleşmeye devam ediyor. Önce Şevval'i gördüm. İsterse o devam etsin. Sonra Berk'e geçeyim. Şimdi şöyle katılıyorum belli bir kısmına. Ama dediğim gibi şöyle bir şey de var. Yani yine özel sektör kısmına gelirsek. Şu anda zaten evet devletin kredibilite sorunu var. Ve şirketler de bu kredibilite sorunundan şey değiller. Yani buna karşı bundan bağımsız değiller. Sonuçta şirketlerin de bir kredibilite sorunu var. Genel olarak bir borç krizi de yaşıyoruz şu anda. Ayrıca şöyle bir durum var. Ülkede şu anda devam eden bu kronik kapitalizm denilen sistem, yani eş dost işte ahbap şeyi, dinamiği yine aşı tedariğinde de olacak özel sektörde. Yani yine kendi tanıdıklarına ve bildiği insanlara, bildiği şirketlere verecek bunu devlet. Çünkü devlet verecek. Yani veren kişi devlet olduğu için devletin uygun gördüğü kişiler zaten bunu gerçekleştirecek. Ve o olayın da nasıl yürüdüğünü biz biliyoruz zaten köprülerden ve şeylerden, havalimanlarından. Yani aşıda da aynı durum olacak. Yani halkın parayı verebilecek kişiler de çok fahiş fiyatlardan alabilecek zaten bunu. Ve onun orada işin içine de büyük bir yolsuzluk karışacağını düşündüğüm için bence ülkeler ya da şirketler bizim şirketlerimize satmak istemeyecek. Böyle bir durum var. Hem ülkenin kredibilitesinden dolayı hem de şirketlerin, hani bu işi yapacak olan şirketlerin kredibilitesinden dolayı. Bir kere şu konu kesinlikle olmamalı. Bunu baştan söyleyeyim. Eğer devlet anlaşacağı şirkete aşı garantisi verecekse ben buna baştan karşıyım. Yani aşı için yap işlet devlet meselesi olacaksa ben buna karşıyım. Onu baştan söyleyeyim. Yani burada ahbap çavuş kapitalizmine gelince zaten devlet hali hazırda aşı ilk geldiği zamanlarda bütün partileri, MKYK'larını aşıladıklarını biliyoruz. Yani alakasız genç bir sürü insanın aşılandığını. Şu anda da hali hazırda Türkiye'de birçok network güçlü olan şeyi olan, ekonomik durumu çok iyi olan insanların bir şekilde aşıyı getirttirdiğini, aşı olduğunu ya da yurt dışına çıkıp aşı yaptırdığını da biliyoruz. Bunlar hala hazırda ortadayken yani özel sektörün bunu açıktan getirip parayla satmasının ben daha uygun olacağını düşünüyorum. Yani Emine'nin bahsettiği bu efficientlik işte aşının şirketler tarafından yönetilme zorluğuna gelince de zaten hala hazırda devlet aşı için aslında kontenjan tanımıyor. İnsanlar şu anda arıyorlar. Kendileri aşı için randevu alıyorlar. Yine aynı şey olacak. Özel sektörde aşılanan insanlar arayıp randevu almayacaklar.
alıp gitmeyen yine gitmeyecek. Yani ben o konuda çok bir farklılık olacağını düşünmüyorum. Yani ben bir de şuradan bakalım. Evet, şimdi sosyal adaletsizlik, sosyal eşitsizlik çerçevesinden de yaklaşmak istiyorum olaya. Yani şu an biz halka gidip soralım, bir anket yapalım. Bilmiyoruz tabii anketin sonucu ne çıkar ne çıkmaz ama benim şahsi fikrim, bugün sıkıntıda olan insanlara iki soru yönelsek. Sorunun birinde aşının devlet tarafından dağıtılma seçeneği. İkincisinde ise insanların bir an önce işine kavuşma, insanların bir an önce bu yasaklardan kurtulma seçeneği. Hangisini öncelerler diye sorsak, ben eminim ki, yani tabii şahsi fikrim, insanlar bir an önce işine kavuşmak ve yasaktan kurtulmayı önceleyecektir. Çünkü ya halihazırda Türkiye'de aşı olmak istemeyen insanları da görüyoruz. Yani Sağlık Bakanlığı bugün bir ekip kuruyor, insanları aşıya ikna etmeye çalışıyor. Benim demek istediğim şu, vakit kaybedecek zamanımız kalmadı. İnsanlar psikolojik ve ekonomik açıdan artık çok zor durumdalar. Yani gerek hani şiddet, psikolojik zorluklar, ekonomik zorluklar, yani birçok faktör var. Bunlar üst üste birikiyor. Sorunlar çok ciddi. Bunların çözülmesi lazım. Bunlar için yapısal reformlar lazım. Sosyal devlet anlayışı lazım. Ama bu anlayışın oturması, bu yapısal reformların yapılması kısa vadede olacak şeyler değil. Bizim bugün ivedilikle aşıyı olabildiğince hızlı bir şekilde temin etmek ve bir an önce insanların bu sıkıntılarını çözmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Ben anlıyorum. Bu arada bu yap işlet devret kesin olacak yani. Olmama gibi bir ihtimali var mı? Yani bence kesin öyle olacak. Çünkü dediğim gibi veren kaynak devlet. Yani burada şöyle bir şey var. Yani devletin burada halkı çok önemsemediğini görüyoruz zaten. Ondan dolayı hani aşı konusunu istisna tanıyacaklarını düşünmüyorum ben. Hani burada biz yap işlet devlet modeli yapmayalım, aman ahbaba vermeyelim demezler. Bunda da ahbaba verecekler ve yine o ahbaplar da para kaçıracak. Aracı firmalar, yani yine aynı aracı firmalar olacak büyük ihtimalle. Devletin şu anda kullandığı aracı firmalar olacak. Onun dışında yani tabii doğru söylüyorsun, aşı olmak istemeyen de bir sürü insan var. Ve devletin ayrıldığı bir kontenjan var bu arada. Ondan dolayı zaten yaş grubuna göre yapıyorlar. Yani sen mesela, ben şu anda gidip randevu alamıyorum. Çünkü bana aşı gelmedi hala. Aşı hakkı tanınmadı. Yani ondan bahsediyorum aslında biraz daha. Tabii randevu kısmında haklısın. Yani tabii randevuyu alıp gitmediyse vesaire. Ama yani herkesin sorumlu olacağından da emin değiliz kesinlikle. Şöyle bir durum var. Devlet bence aşı olmak isteyenleri önceleyen bir şey yapabilir. Yani talebi ölçebilir. Bu durumda o talebe göre yine yaş grubuna göre şey yapabilir. Yani herkese istisnasız çıkarmak yerine bu durumda aşı olmak isteyenlere bir imtiyaz tanınabilir diye düşünüyorum. Çünkü aşı olmak istemeyen kişiye zorla gidip aşı vuramazsın. Ve onlar da sisteme bir yük oluşturuyorlar yani. Bu durumda böyle bir şey düşünülebilir. Tabii devletin bunca büyük bir talebi kaldırabilecek bir kapasitesi olduğunu da düşünmüyorum ama yani olması gerekir diye düşünüyorum. Bu durumda bence büyük pay halka düşüyor. Halkın kendi sesini çıkarması lazım diye düşünüyorum ben. Devletin sağlık altyapısı kapasitesi ve hani tedavi konusunda bir sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum. Hani bahsettiğimiz gibi sadece aşı dağıtımında bir sıkıntı var. Hani onun için tabii yine kayırmacılık, hani tanıdık kişi, hani network sayesinde ön plana çıkacak insanlar olacak. Ama Çevalin de bahsettiği gibi bunun özel sektöre bırakılması sonucunda daha büyük sıkıntılar çıkabilir. Yani genel olarak böyle düşünüyorum. Ali devam edebilir bundan sonrası için. Ben şimdi hepinizin söylediğini biraz hani böyle bir potada toparlamak açısından, hani bir sonraki kısma da hazırlık olması açısından, aslında şu an konuşulan sıkıntıların birçoğunun koronadan ziyade aslında hükümetin kendisiyle ve hükümetin kendi politikalarıyla alakalı olduğunu gördüm. Yani aslında biz şu ikilemin arasında, yaratılmış gündemin arasında bence gidip geliyoruz. Şimdi AK Parti'nin kendisi popülist bir iktidar olduğu için yani halkı memnun etmek ama ne olursa olsun kanun, kural tanımadan memnun etmek kendilerine koydukları misyon. Bu bağlamda da halkı nasıl memnun ederizden koptukları için artık şu an özel sektöre mi verilsin yoksa devlet kendisiyle mi yapsın tamamen AK Parti'nin kendi çelişkisini bence yarattığı bir soru. Bu anlamda ben Şevval'e katılıyorum. Yani şu andan sonra şöyle bir şeyin söylenebileceğini ben pek zannetmiyorum artık. Bundan sonra biz kendi yandaşlarımıza vermeyelim.
kendi ahbap çavuş ilişkisini bırakalım da artık kim hak ediyorsa ona verelim ya da tamamen sektöre yayalım deneceğini zannetmiyorum. Çünkü burada birincisi çok para var. Bir ikincisi de bunun iyi yönetilip yönetilmemesi bu AK Parti'nin devlet itibarı falan diye altını çizdiği kavramla aşırı alakalı olduğu için bunun yönetiminin kendilerine en iyi oy dönebilecek şekilde idare edileceğini tahmin ediyorum yani önümüzdeki yaz dönemi içinde. O anlamda da yarı devlet, yarı özel yani aslında ikinizin söylediğinizin ortası bir çözümün olabileceğini tahmin ediyorum. Son olarak şunu söyleyeyim. Ekonomik bağlamda evet insanların bir sıkıntısı var ve bu kesinlikle çok derin bir sıkıntı. Dediğiniz gibi yapısal reformlara ihtiyaç var. Ama bir anlamda da insanların fikirlerine özellikle salgın yönetiminin nasıl olacağına ne kadar değer vermeliyiz? Ben bu mesela bu konuda kendimi sorguladım siz konuşurken. Çünkü aşı olmak istemeyenler bu bir inisiyatiftir. Ama toplum sağlığını tehdit ediyorsa kabul edilmeli mi? Bu ayrı bir soru. Bir ikinci kısım dediğiniz gibi insanların toplanıp bir araya gelip devlete baskı kurması lazım. Ama baskı kurarken talep edeceği şeyler ne kadar geçerli olur? Yani materyal olarak ne bileyim işleri hemen açar, okulları hemen açar. Bu anlamda da biraz kafamda soru işareti oldu. İkinci kısımda konuşuruz diyerek ilk kısmı kapatıyorum.